Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım keyfiniz yerindedir. Ben Şahin. Yepyeni bir laptop incelemesine hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda yanımda Monster'ın amiral gemisi laptop serisi olan Samrook'un yeni canavarlarından Samrook V9.1.3 var. Kendisi piyasadaki en iyi mobil RTX 4060 ekran kartına sahip modern bir oyun makinesi. Yani şu anda laptop formunda bulabileceğiniz en yüksek performans seviyelerinden birisini vaat ediyor. Tabii ki tek işi oyun değil, aynı zamanda yüksek performans gerektiren video kurgu 3 boyutlu tasarım uygulamalarında da üst seviye performans sunan bir cihaz. Bir oyun bilgisayarı incelediğimiz için detaylara ekran kartıyla başlayalım. Monster Samrook V9.1.3'te Nvidia RTX 4060 Max Performance GPU yer alıyor. 8 GB GDDR6 bellek, 128 bit veri yolu var. Başta da söylediğim gibi piyasadaki en iyi mobil RTX 4060 modeli bu bilgisayarın içerisinde. Ancak bunun bellek ya da böyle bit değerinden ziyade, yani onlar tamam da, doğrudan watt değeriyle ilgisi olduğunu biliyorsunuz. Bu değer bize bir ekran kartının, özellikle mobil ekran kartlarının vaat ettiği performansı ne kadar sunabileceklerini gösteriyor. Samrook versiyon 9.1.3'te ise RTX 4060 Max Performans en yüksek grafik gücünde çalışırken 115+25'ten toplamda 140 wattlık bir güçle çalışıyor. Bu da oyunlarda stabil bir şekilde yüksek performans almanızı sağlıyor. Üstelik diğer donanımların, mesela işlemcinin gücünden de bir kayba neden olmuyor bir yüksek wattlı elektrik tüketimi. Peki bu kadar güç bizim ne işimize yarıyor? Kağıt üzerinde yazan ekran kartı performansını gerçekten de %100'de almamızı sağlıyor. Ayrıca yapay zekanın nimetlerinden de yararlanabiliyoruz. Mesela bu ekran kartı sayesinde DLSS 3.5 kullanabiliyoruz ve bu da oyunlarda çok ciddi performans artışı getiriyor bize. Bilmeyenler için DLSS 3.5 sayesinde ekran kartı oyunları daha düşük bir çözünürlükte hesaplayan, ancak bu görüntüleri ekranınıza daha yüksek, hatta ayarladığınız çözünürlükte sunan bir teknoloji. Diyelim ki sistemi fazlasıyla yoran Cyberpunk 2077'yi oynayacaksınız. Normal şartlarda 90 FPS'in üzerine çıkmak için çözünürlüğü ve hatta grafik ayarlarını orta seviyeye ya da en düşük ayarlarına çekmeniz gerekir. Ancak DLSS 3.5 varken bunu yapmanıza gerek yok. Grafik ve çözünürlük ayarlarını düşürmeden düşük grafik ayarlarındaymış gibi yüksek FPS'ler alabiliyorsunuz oyunlardan. Tabii ki 4000 serisi bir ekran kartı olduğu için bulunamaz nimetlerden bir diğeri de ışın izleme, yani ray tracing ve hatta ray tracing teknolojileri. Oyunlarda DLSS 3.5 sayesinde yüksek FPS alırken daha gerçekçi ışıklandırmalar sayesinde de dokuları ve çevrenizi daha gerçekçi şekilde görebiliyorsunuz. Ayrıca milisaniyelerin bile önem kazandığı online rekabetçi oyunlarda tepki sürenizi kısaltan Nvidia Reflex teknolojisi de var RTX 4060 sayesinde. Tabii bunlar kağıt üzerindeki veriler, bir kısmını da ekranda gördünüz ama devamını birazdan oyun testlerimizde de net şekilde göreceğiz dostlar. Bu arada unutmadan, hep oyunlardan bahsettim ama bu ekran kartı ile Nvidia Broadcast sayesinde video ve sesleri profesyonel seviyelerde editleyebiliyorsunuz, canlı yayınlar yapabiliyorsunuz. Nvidia Omniverse ve Nvidia Studio sayesinde 3 boyutlu tasarımlarınızı rahatlıkla hayata geçirebiliyorsunuz. Tamamen üretken yapay zeka temelli Nvidia Canvas da var ki çizdiklerinizi aşırı gerçekçi görüntülere dönüştürme şansına sahip olabiliyorsunuz. Daha ne olsun? İşlemci ile devam edelim. Monster Samrook S7 versiyon 9.1.3'te Intel Raptor Lake Core 13700HX bizlere eşlik ediyor. Eşlik ediyor dedim ama yerimize düşünüyor desem yeri var. Çünkü 3.7 GHz bas frekansta çalışıyor ama yüksek performans gerektiren render gibi işlerde Turbo Boost teknolojisiyle maksimum 5 GHz'e kadar ulaşabiliyor bu işlemci. 8 performans ve 8 verimlilik olmak üzere 16 fiziksel çekirdek ve 24 iş parçacığına sahip olduğunu da eklemem lazım. Sistemi yoran bir oyun açtığınızda tüm işi performans çekirdekleri üstleniyor. Verimlilik çekirdekleri ise arka planda açık olan Windows ve ona bağlı uygulamaları çalıştırmaktan sorumlu oluyor. Hatta mesela yayın yapıyorsunuz diyelim. Nvidia Broadcast ve OBS'yi açtınız. Bu iki uygulama verimlilik çekirdeklerinin kontrolündeyken oyundan maksimum performansı almanız için performans çekirdekleri devreye giriveriyor bir anda. Bence güzel bir dokunuş. Daha iyi işlemci var mı piyasada? Tabii ki var. 13. nesilden i9 var ama zaten yüksek olan bütçemizi daha da yukarı çekiyor bu işlemci. Ayrıca Intel'in 14. nesil Meteor Lake serisi mobil işlemcileri de yeni çıktı ama onlar da henüz yaygınlaşmadı. Yani özetle yazılım güncellemeleri ve performans kararlılığı konusunda size sıkıntı yaşatmayacak piyasadaki en iyi işlemcilerden birisine sahibiz bu bilgisayarda. 2 adet 32 GB olmak üzere toplam 64 GB DDR5 ve 4800 MHz frekansında RAM ile birlikte geliyor bilgisayar. Bu RAM'ler değişebiliyor ve ilerleyen zamanlarda güncelleyip bilgisayarın performansını arttırabiliyorsunuz dostlar. Depolama tarafında ise iki farklı SSD slotumuz var. 5. nesil slota takılı 2 TB Solid GNP 41 Plus M.2 SSD'miz var. Boş olan 4. nesil slotu da dilediğiniz uyumlu SSD ile destekleyip hafızayı
sayıyı arttırabiliyorsunuz ilerleyen zamanlarda. Genelde bu bilgisayar gibi üst segment ve oyun odaklı laptop incelemelerinde aldığımız yorumlardan ve sık sık gördüğümüz şikayetlerden biri de şu dostlar, ısınma sorunu. Evet haklısınız, bu cihazlar böylesine güçlü donanımlar sebebiyle ısınıyorlar. Ancak ben bu cihazla birlikte, Monster Samrook'la birlikte geçirdiğim vakit boyunca bu sorunu ciddi boyutlarda deneyimlemedim. Ben bunu Monster'ın Samrook serisinde uyguladığı başarılı soğutma mühendisliğine bağlıyorum biraz. Bu bilgisayarı da mahrum bırakmamışlar bu soğutma sisteminden. Şu an hava girişlerini gördüğünüz iki güçlü fan makinenin içerisindeki 6 soğutma borusunu sürekli serin tutuyor. Şu şekilde, hatta ben size bu soğutma sistemi için çalışan fanın sesini de göstereyim. Şu an geliyor mu? Şu an en yüksek performans modunda ve en sessiz moda geçtiğimde de sesi yavaş yavaş azalmaya başlıyor ve kullanımınıza devam edebiliyorsunuz. Zaten sesini siz de duydunuz, bilgisayar soğutma moduna geçiyor performans modunu değiştirince. Bu sayede uzun süreli oyunlarda performans kaybı minimuma iniyor arkadaşlar. Ayrıca işlemci ve GPU'nun soğutma sistemleri de birbirlerinden bağımsız olarak çalışıyor. Yani paylaşımlı bir soğutma sistemi var bilgisayarda. Bu da ekstra ısınmaların önüne geçiyor. Çok şükür ki ellerimin klavyede ve işte böyle gövde üzerinde olması sebebiyle hafif bir sıcaklık dışında bir şey hissedip gözlemlemedim. Gelin şimdi bu canavarı bir oyun testine alalım. Bakalım bahsettiğimiz donanımlar ne kadar etkili. Açıkçası bu bilgisayar bende olduğu sürece oyun deneyimini sevdiğimi söyleyebilirim size. Böyle yüksek performansları taşınabilir cihazlarda görmek eski nesil, eski kafalı bir oyuncu olarak biraz tuhaf hissettirdi bana. Siz de gördüğünüz testleri, yorumlarınızı merak ediyorum. Şimdi bir de Cinebench'te yaptığımız render testlerinin sonuçlarına bakalım. Çünkü bu kısımda oldukça önemli böyle bir bilgisayar alacaklar için. Monster Samrook V7 9.1.3 Cinebench 2024 testinde CPU tek çekirdek performansıyla 111 puan, multi çekirdek yani çok çekirdekli performansıyla da 1213 puan aldı. GPU tarafına baktığımızda da 10.427 puan görüyoruz. Bu puanlar bu teknik özelliklere sahip, yani bu seviyedeki bir bilgisayar için gayet geçerli arkadaşlar. Gelelim tasarım kısmına ve tasarım detaylarına. Ekranla başlamak istiyorum çünkü kendisinde gördüğüm en iyi Windows laptop ekranlarından birisi var. Mac tarafını hiç karıştırmıyorum. Bambaşka teknolojiler söz konusu orada. Zaten bir oyun bilgisayarıyla MacBook ekranını karşılaştırmak da bana kalırsa oldukça anlamsız. IPS LED panelli ekranımız 2560'a 1600 piksel çözünürlük, 240 Hz tazeleme hızı sunuyor. 17 inçlik boyutu da taşınabilir bir bilgisayar için oldukça ideal diyebilirim. Ayrıca ekranın en-boy oranı da böyle Valorant gibi rekabetçi first person oyunlar için en ideal ölçü 16:10 şeklinde. Ayrıca bu en-boy oranı sayesinde gündelik kullanım sırasında üstteki menü çubuğu, alttaki Windows görev çubuğu gibi alanlar ekranınızdan gereksizce yer kaplamamış oluyor. Böylece arta kalan alanlarda içeriği daha doğru ölçülerde görüp tüketebiliyorsunuz. 17 inç ölçü kulağa küçük gelebilir ancak biliyorsunuz ki özellikle rekabetçi FPS oyunlarda bu en-boy oranı ve ekranın büyüklüğü çok önemli arkadaşlar. Ekran büyüdükçe görüntü alanı da büyüdüğü için oyuna hakimiyetiniz azalıp tepki süreniz uzayabiliyor. Elbette bu bilgisayarı daha büyük bir harici monitöre bağlayabilirsiniz ama böyle bir ekrana sahipken tavsiyem tüm nimetlerinden faydalanmanız. Bu yenileme hızı ve çözünürlükteki monitörlere yüklü paralar vermenize gerek yok yani. Bu arada ekranın maksimum 400 nit parlaklık ve minimum 5 milisaniye
gecikme hızı verdiğini de söylemem lazım. Bunlar da bu bilgisayar için bence kabul edilebilir değerler. Bence bu güzel ekranın alt üst çerçevesi çok daha ince ve kibar olabilirdi. Ancak böyle bir performansı bu kasaya sığdırmak, üzerine de böyle bir ekran koymak oldukça ciddi mühendislik çalışmaları gerektiriyor arkadaşlar. Bu bilgisayarın en sevdiğim detaylarından, tasarım detaylarından birisi de klavyesi arkadaşlar. Çünkü bu klavye SteelSeries tarafından bu bilgisayara özel olarak geliştirilmiş. Mekanik klavye hissiyatında olmasa da doğal olarak bir laptop için üst kalitede switchlere sahip, her tuşa ayrı renk atayabildiğiniz yüksek kaliteli bir RGB aydınlatma da görüyoruz. WASD ve yön oklarının renk ve karakteristik yapısı biraz farklı. Ancak nedense ben klavye üzerinde tercih edilen fontlara gözümü bir türlü alıştıramadım. Bence daha net, anlaşılır ve sade bir font çok daha iş görürdü bu bilgisayarda. Cihazın dikkat çeken RGB aydınlatmalı bölümü de kasanın hemen önüne konumlandırılmış arkadaşlar. Buradaki RGB renkleri bilgisayarın içerisindeki uygulamadan ayarlayabiliyorsunuz. Dilerseniz klavyedeki gibi tamamen kapatabiliyorsunuz buradaki aydınlatmaları. Master Samrock S7 versiyon 9.1.3 380 mm genişliğe, 297 mm derinliğe ve 22.8 mm kalınlığa sahip. Boyutlar böyle bir bilgisayar için kabul edilebilir ölçülerde olsa da içerisindeki o güçlü donanımın, bu donanımı besleyecek bataryanın ve soğutma sisteminin etkisiyle ağırlığı 3 kilograma ulaşıyor. Evet, taşınabilir formda bir bilgisayar ama burada ağırlığı da hesaba katmak ve dikkate almak lazım dostlar. Ama burada Monster'ın çok güzel bir çözümü var. Yanında şöyle aşırı şık ve sağlam bir çanta da hediye geliyor. Buradaki gördüğünüz bu çantanın şifreli bir sistemi var. İçerisinde pedler var. Yani bilgisayarı tam korumalı bir şekilde bu çantayla istediğiniz yere götürebiliyorsunuz. Üstelik kendisinin fiyatı da ayrıca satın alırsanız 4000 TL. Böyle bir bilgisayar alınca oldukça şık bir hediyeyi de yanında göndermiş oluyorlar diyeyim. Çantanın içerisindeki ekstra gözler ve koruma pedleri sayesinde adaptörünü, kabloları ve hatta ekstra klavye, kulaklık ve mouse'u da rahatlıkla birlikte taşıyabilirsiniz. Cihazın sol tarafında bir adet 3.5 mm kulaklık girişi, bir adet SD kart girişi ve bir de Thunderbolt 4 destekli USB-C girişi görüyoruz. Bu Thunderbolt 4 giriş sayesinde görüntüyü kayıpsız bir şekilde yüksek çözünürlüklü olarak diğer ekranlara yansıtma şansına sahibiz. Hatta uyumlu ve hızlı bir SSD veya hafıza birimimiz varsa dosyaları da Thunderbolt 4 girişi üzerinden yüksek hızlarla aktarabiliyoruz. Cihazın sağ tarafında ise 2 adet Type-A USB 3.2 ve 1 adet yine USB 3.2 Type-C bağlantı noktası görüyoruz. Bu Type-C'den uyumlu bir kablonuz varsa eğer DisplayPort çıkışı da alabiliyorsunuz. Kasanın arkasına baktığımızda hava çıkışlarının tam ortasında bize bir Ethernet, bir HDMI, bir Type-C ve bir de USB Type-A girişi daha karşılıyor. Yani bol bol portu ve girişi olan bir bilgisayarla beraberiz. Bilgisayarla en çok temas ettiğimiz yer. Klavye ve çevresine geldiğimizde ise birkaç sürpriz daha bizi karşılıyor dostlar. Master hoparlörleri çok iyi bir şekilde bilgisayar gövdesine gizlemeyi başarmış. Çünkü bu cihazda 2 adet 2 watt gücünde stereo hoparlör, 4 adet 2 watt gücünde woofer yer alıyor. Şimdi gelin hatta bir ses performansına da birlikte bakalım. Özellikle Windows kullananlar bu sanal RAM olayını daha önce duymuş, görmüş, kullanmış bile olabilir. Park gibi yeşil bir alana ihtiyacım var. Ami'yi kullanacağım ve orada size deneyimlerimden bahsedeceğim. İsterseniz lafı uzatmadan direkt olarak İlk hissiyatımla başlayayım. Ami zaten gördüğünüz gibi küçük bir araç. Son olarak size Master Samrock S7'nin bu ciddi performanslara ulaşmasını sağlayan, donanımlarını besleyen işte güç kaynağından, bataryasından da bahsetmem lazım. 4 hücreli 99 watt batarya ile birlikte geliyor bilgisayar. Tam performansta kullanmak için 280 watt çıkışlı adaptörümüzü fişe takmamız gerekiyor. Bilgisayar prize takılıyken size bu donanımın gücünü sonuna kadar hissettirse de sadece batarya gücüyle kullandığınızda elbette bilgisayarın gücünden biraz kayıp yaşıyoruz. Bu da böyle performans odaklı laptoplar için bence oldukça doğal bir durum. Biliyorsunuz elektronik cihazların en büyük düşmanı tozlanma. Bir laptopu oradan oraya taşırken yaşanan tozlanma istediğiniz kadar iyi bir çantada olsun performansı etkileyecek kadar sorun yaratabiliyor ileride. İşte Master müşterisi olduğunuzda bir daha bu tip bir durumla karşılaşmıyorsunuz. Düşünmenize bile gerek kalmıyor. Çünkü Master cihazla birlikte getirdiği 2 yıl garantiye ek olarak ömür boyu ücretsiz bakım hizmeti sağlıyor. Cihazın 6 ayda bir yapılması gereken periyodik temizliğini ve termal macun değiştirme işlemlerini de ömür boyu ücretsiz bir şekilde yaptırabiliyorsunuz. O kadar para veriyoruz yani bu desteği de almak lazım bir noktada diyelim ve yavaş yavaş videomuzun sonuna doğru gelelim. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Master Samrock versiyon 9.1.3 hakkındaki görüşlerinizi ve yorumlarınızı çok merak ediyorum. Bir başka videoda görüşene dek hoşça kalın.